Arkadaşlar selamlar herkese. Bugün de bir One More International ile ilgili videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz One More International'daki paket fiyatları olacak. Çünkü 2022 yılına geçtiğimizde bir kur güncellemesi oldu ve yakın zamanda da paketlere çok ufak miktarda bir zam olacak. Malum zaten şu anda zam olmayan hiçbir şey kalmadı. Bizdeki de hem distribütörlerin kazançlarını güncellemek, kazançlarını arttırmak hem de bir şu anki piyasaya ayak uydurmak için bir kur güncellemesi ve paket fiyatlarını bir güncelleme yapıldı. Daha doğrusu kur güncellemesi yapıldı ve ayın 20'sinde de yani bugün ayın 5'i bu videoyu 7'sinde izleyeceksiniz. Kur güncellemesi yapıldı. Paket fiyatlarına da ayın 20'si yani ocağın 20'si itibariyle de bir paket fiyatlarında güncelleme yapılacak. Şimdi One More International'da bu kur güncellemesi sebebi ne? Ne gibi faydaları oldu? Paket fiyatlarında ne gibi değişiklikler oldu? Onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim One More International'da sabit kurumuz 4,89'du. Yani 1 dolar 4,89 TL'ye tekabül ediyordu. Şimdi dolar 13'ler, 12'ler, 17'ler bilmem ne bu kadar dolaşırken neden dolar 4,89? Çünkü anlık kur değişimlerinden zarar görmemek için. Yani örnek veriyorum, siz bir kişiye gittiniz, ürünü anlattınız, paketleri anlattınız ve dediniz ki işte o anda dolar 10 lira olsun. Bizim ilk paketimizde 148 dolar. Dediniz ki 1400 liraya bir paket alacaksın, ürünleri kullanacaksın ve işte rahatsızlığınla ilgili fayda göreceksin. Kişi de tamam dedi. Akşam olsun, akşam eve gittiğiniz siparişi kaydımızı oluşturalım, siparişte girelim. Eve geldiniz, dolar 10 liradan 12 liraya çıktı. Siz kişiye 1400 lira dediniz. Eve geldiniz, sipariş gireceksiniz. Tutar olmuş 1600 lira. Kişi de doğal olarak diyecek ki ya sen bana 1400 dedin, şu an 1600, neden böyle falan. Bu gibi şeyleri ortadan kaldırmak için Türkiye distribütör kayıtlarında ve dönen siparişlerde kur, yani dolar kuru sabitlenmiş. 4,89'du. Ama yılbaşı itibariyle bu tutar 5,89'a çıktı. Yani şu anda One More International şirketinde 1 dolar 5,89 TL'ye tekabül ediyor. Tabii ki bu nelere sebep oldu? Şu anda dediğim gibi bizim en düşük paketimiz 148 dolar. En büyük paketimiz de 1470 dolardı. Bunu 4,89'da kıyaslama yaptığınızda yani bunu çarptığınızda ilk paket 728 lira. Son pakette 7200 liralara tekabül ediyordu. Buna tabii ki aldığınız birim ürünleri değişiklik gösteriyor ödediğiniz tutara göre ve sisteme dahil olduğunuz, girilmiş olduğunuz paketle de aldığınız prim seviyeleri değişiyor aslında. Bu aradaki farkların sebebi bu. Ama tabii paket yükseldikçe aldığınız komisyon oranı da artmış oluyor. Yani daha fazla indirimli, daha fazla ürün almış oluyorsunuz paketi yükselttiğinizde. Tabii konumuz bunlar değil. Şu anda konumuz değişen kur ve değişen paket fiyatları olacak. Dediğim gibi 4,89'dan 1 liralık bir yükselme ile 5,89 oldu. Bu ne oluyor? Örnek veriyorum, siz bir 100 puanlık, 100 QV'lik bir distribütör kaydı yaptığınızda 25 dolar aşağı yukarı 110 liralara, 120 liralara tekabül ederken şimdi bunu 5,89'la çarpacaksınız. 150 liralara, 160 liralara tekabül edecek. Yani distribütörün yapmış olduğu kayıtlardan veyahut da 3D'lerinden, 4x4'lerinden veya eşleşmelerden aldığı dolar üstünden tutar da yükselmiş oldu otomatikman. Yani distribütörlerin kazançları artmış oldu. Şu anda dediğim gibi paket fiyatlarında bir değişiklik olmadı dolar bazında. Yani 148 dolar, hala 148 dolar. Bu ayın 20'sinden sonra, yani Ocak ayının 20'sinden sonra güncellenecek bir %3'lük bir artış söz konusu. Şu anda 728 lira olan paketimiz 878 liraya yükselmiş oldu. Yani ne oluyor? 1 lira yükseldiği için 148 dolar artış göstermiş oluyor bir TL yükseldiği için. Bu da 878 liralara tekabül ediyor. Açıkça ben şunu söylemek istiyorum. Ben paket zam olacak ya da işte yükselme olacak dendiğinde 1000 liraların üstünde bekliyordum. Çünkü asgari ücret yükseldi. Aldığımız ürünler işte yemek olarak market alışverişi ya da
kullanmış olduğumuz ne varsa hani elektrik, su gibi şeylerin hepsi zam aldı ve ciddi zamlar. Yani %125'ler, %200'ler, %300'leri gören zam durumları var. Ben açıkçası 1000 liranın üstüne çıkar diye tahmin ediyordum ama bu tahminim tutmadı. Onun çok çok altında kaldı. Burada da One More International'ın aslında ne kadar güçlü bir şirket olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Çünkü bu fiyatları diğer firmalar yıllardan beri kullanıyor. Yani örnek veriyorum, X firması bizde şu an 8600'lere yükselmiş 1000 QB'lik paket. Onlar da yıllardan beri 8900'lerde falan. Yani onlar şu an şöyle diye olabilir. Yani biz zam görmedik, bu kadar kaoslu bir ortamda bile zam uygulamadık diyorlar. Ama yıllardan beri zaten o fiyatlarda satılıyor bunlar. Yani paket fiyatları belli. Öteki taraflardaki durumlara da, paket fiyatlarına da bakabilirsiniz. Burada demiş olduğum gibi çok çok sonra, yani yıllardan beri 4,89'da dolar kuru sabitmiş. İşte bu 2022 Ocak'la birlikte 5,89'a yükseldi. Birinci paketimiz 878 liraya yükseldi demiş olduğum gibi. İkinci paketimiz 3100 lira. 650 QB'lik paket 5800 lira ve 1000 QB'lik paketimiz de 8650 liraya yükselmiş oldu. Bu ayın 20'sinden sonra olacak paket fiyatlarındaki artış nasıl tekabül edecek? Yani %3'lük bir zam aldığında 100 QB'lik 900-910 TL'lere yükselecek. 1000 QB'lik de 8900-9000'lere yükselecek. Yine söylüyorum, teknoloji çok pahalı, ulaşım çok pahalı. Yani şöyle örnek vermek gerekirse, yurt dışına da 150 ülkeyi geçen ülkede de One More International'ın ürünleri olduğu için aslında maliyet elbette ki ürün üretiminde arttı. Ama ulaştırmak, oralardaki kiralar ya da alınan binalar, ulaşım, bunların hepsi de arttığı için aslında bu olması gereken yine de beklenenin çok çok altında bir zam olmuş oldu. Dediğim gibi yani 878 lira ayın 20'sinden sonra da 910 liralara çıkacak ve uzun bir süre 910 TL gibi, yani şöyle söylemek istiyorum. Yani bir paket 25'lik peynirsin satış fiyatı 600 lira olacak. Ve bu uzun bir süre böyle olacağı aşikar. Çünkü yıllardan beri 4,89'u kullanıyor ve şu anda 5,89'a çıkartıp 450-455 dolar gibi bir 100 QB'lik paket fiyatı olacak ve bunu da uzun yıllar koruyacağını düşünüyorum ben kendi açımdan. Detaylı tabii ki bütün ürünlerin paket birim fiyatları, hangi paketle girersen onları anlatmak istemiyorum çünkü muhabbet çok uzuyor o zaman. Demiş olduğum gibi One More International'da dolar kuru 5,89 oldu. Distribütörlerin ve bu işi iş olarak yapanların, ürün kullananların da dahil olmak üzere kazanmış olduğu paralar artmış oldu. Sadece dediğim gibi çok beklentinin altında bir zam. Bu da mecburen olması gereken bir şey aslında. Geri kalan eşleşme prim yüzdeleri, işte aldığınız birim ürünün adetleri, bunlarda hiçbir değişiklik yok. Onlar yine aynı. Sadece dediğim gibi 1 TL yükseltim söz konusu. Ayın 20'sinden sonra da %3'lük, %4'lük bir zam söz konusu. 100 QB'lik bir ürün, yani 4 paket bir ürün 900 bandında çok 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 ideal. Şimdi ben şöyle diyordum hep, yani asgari ücretin dörtte biri kadar bir tutar diyordum ilk paket için. Şu anda asgari ücretin beşte biri kadar bir fiyata tekabül edecek. Dediğim gibi yani beklenen zam 1100-1200'dü benim nezdimde. Ama dediğim gibi 1000 TL'nin altında kaldı ve bu çok iyi oldu. Bu konularda daha detaylı bilgiye numaramı bırakacağım. Oradan bana sorabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarım var. Oralardan bana ulaşıp sorabilirsiniz. Aklınıza yatmayan varsa. One More International ile ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa. Network Marketing ile ilgili çekmemi istediğiniz videolar varsa. Bunları da bu videonun yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.